ABD gerek diğer emperyalist ülkeler tamamı Türkiye üzerinde ve diğer ülkeler üzerinde oyunlar, tezgahlarlar. Bunu bilmek için alim olmaya gerek yok. Burada esas önemli olan şey ülkeyi yöneten hükümetin bu tezgahlara gelmemesidir. ABD PKK'yı destekliyor. Evet, destekliyor. Biz bunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Peki bizim can düşmanımız bir örgüte, destek olan bir ABD'nin başkanına, benim cumhurbaşkanım, can dostum Trump diye seslenirse burada bir ciddiyetten uzaklaşma olur. FETÖ canımıza kastetti, bir darbe girişiminde bulundu. Evet, ABD beslemesidir, doğrudur. Peki ABD beslemesi olduğunu anlamak bu kadar zor mudur bu işlerin? Eğer anlamıyorsanız o koltuklarda oturmayacaksınız kardeşim. Konu budur. O koltuklarda oturuyorsanız o zaman ABD'nin, İngiltere'nin, diğer emperyalist ülkelerin her türlü oyunu tezgahlayabileceğini önceden göreceksiniz. Bunu görmenin de yolu kurumsallıktan geçer. Bunu görmenin yolu orduyu dağıtmaktan geçmez. Bunu görmenin yolu hariciyeyi monşerler diyerek yok etmekten geçmez Kübra Hanım. Bunun yolu kurumsallıktan geçer. Şimdi Ecevit'i rahmetle anıyoruz. Ben o konuşmayı defalarca izledim. Kendime de çok dersler çıkardım. Bana iki kelimeyle özetler misiniz derseniz ciddiyet ve kurumsallık derim. O konuşmanın tamamı bir ciddiyettir, tamamı kurumsaldır. Yani bütün kurumlar iş başındadır. Herkes vazifesinin başındadır. Dış işlerinden tutun, efendim milli savunmaya kadar herkes işinin başındadır ve Ecevit bu özgüvenle konuşmaktadır. Ve bundan sonra söyleyeceğimiz şeyler de artık ciddiyet ve kurumsallıkla ilişkilidir. Nedir bu? Mesela güvenirlik. Ecevit'in sözlerine güvendi insanlar. Neden? Çünkü Ecevit Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde biz çıkacağız adaya kardeşim dedi. ABD dedi ki seni yakarım, çıkamazsın dedi. Çıkarım dedi. Buyur çık dedi, erkek sen dedi ve çıktık. Orada bir barış harekatı gerçekleştirdik. ABD bunu gördü. ABD bunu gördü ve dedi ki bu Türkler bu yönetimle eğer ağızlarından bir şey çıkıyorsa yapar dedi. Sonra haşhaş ekemezsin kardeşim dedi. Bitiririm seni dedi. Sen kimsin dedik, haşhaşı ektik. Bunun karşısında ambargolar yaşadık. Ambargolarda yağ kuyrukları oldu, benzin kuyrukları oldu. Yani bizim kuşağımız bunları hatırlar. Ama milletimiz Bülent Ecevit'in o günkü ciddiyetine inandı ve dedi ki biz ABD'ye kafa tuttuk. Bunun için bunlara razıyız dedi. Tahmin ediyorum birazdan Yaşar Acı Salihoğlu da bize hatırlatacaktır ama şöyle de bir durum yok mu? Yaşar Bey de bize diğer programlarda şu söylediği için anımsıyorum. ABD Suriye'ye operasyon yapmayacaksın dedi. Türkiye yine de yaptı. İşte Batı bloğu ABD dahil Doğu Akdeniz'de ne işiniz var dedi. Türkiye yine de Doğu Akdeniz'de. O günle bugün arasında yine böyle bir paralellik kurmak mümkün değil mi o zaman? Hayır, mümkün değil. Çünkü biz bu harekatları, haklı olduğumuz bu harekatları yaptığımız zaman sürekli geri adımlar attık. Sürekli geri adımlar attık. Örneğin Doğu Akdeniz'de bizim çıkarlarımız var ve Doğu Akdeniz'de yaptığımız iş doğrudur. Eksiktir fakat doğrudur. Yani Libya ile yaptığı anlaşma doğrudur. Fakat Libya ile beraber bizim Suriye'yi, Mısır'ı, Lübnan'ı, hatta İsrail'i de yanımıza alamasak bile İsrail'i en azından düşman olmaktan çıkarmalıydık. Peki biz orada haklarımızı korurken, doğru düzgün bir iş yaptığımızı düşünürken, ki doğru iş yapıyorduk, birdenbire gemimizi bakım bahanesiyle limana çektik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı biz gemimizi bakım için çektik diyor ama Avrupa Birliği'nin konseyin toplantılarında sürekli şu cümle telaffuz ediliyor. Türkiye'nin gemisini çekmesini not ettik. İyi bir şeydir ama yeterli değildir diyor. Yani burada bir geri çektik. Gelelim Suriye'ye. Evet, bize giremezsin dediler. Yapamazsınız dediler. Yapmayın. Sizi biçeriz, öldürürüz dediler. Girdik. Peki ben size sorarım. Astana anlaşmalarının ne kadarını yapabildik? Ne kadarını? Hani derinliklere girecektik de efendim 10 kilometre derinliklerin hepsi bizim olacaktı. Daha doğrusu bizim kontrolümüzde olacaktı da ne oldu? Biz sadece bu hareketlerle bazı işte
yarıklar açtık ve o yarıklarda durduk. Ve bize vaat edilen, Rusya'nın da diğer insanlara da vaat ettikleri Aslan Anlaşması'ndaki hiçbir şeyi elde edemedik. Yani ciddiyetimizi ciddi şekilde sorgulamamız lazım. Yani evet. O zamanlar da girdik ama sonuç elde edebildik mi? Hayır. Ecevit döneminde ise Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık, sonuç elde ettik. Arada İncirli'yi, böyle bir fark var diyorsunuz. Bakın İncirli'yi kapattık, askıya aldık. İncirli'yi askıya alınca ABD dedik ya bunlar ciddi. Peki bu İncirli geçici mi askıya alındı? Sordu işte şey orada röportajda muhabir. Hayır, sordu. Hayır, ambargo dedi, kalkıncaya dedi kadar ki, devam edecek. Bunları